şu ana kadar karbonhidratlardan karbon atomlarından oluşan zincirler olarak bahsettik. Bu karbon zincirleri fonksiyonel grup olarak ya da aldehit ya da keton fonksiyonel gruplarından birine sahiptir. Ve bu da karbon, oksijen ve hidrojenin 1-2-1 oranında bir araya gelmesi anlamına gelir. Örnek olarak glukozu kullanmaya devam edeceğim. Buna ek olarak polihidroksile terimini de bu karbonhidratlar içinde bulunan çeşitli hidroksil gruplarını açıklamak için kullanacağım. Tüm bu terimleri hatırlatmamın sebebi şu. Karbonhidratlar karbonil karbonla hidroksil gruplarından biri arasındaki her türlü moleküler arası tepkimelere sahiptir. İşte karbonil karbonla hidroksil grubu da şu. Burada karbonil ve alkol kimyasal tepkimelerinin ortaya çıkmayı beklediklerini söyleyebiliriz. Peki bir alkol nükleofili bir keton ya da aldehite saldırdığında ne olur? Eğer alkol fazlaysa asetal ya da ketal elde ederiz. Peki bir alkol tarafından sadece bir tane nükleofilik atak olduğunda yani sadece tek bir alkol olduğunda ne olur? Bu moleküler arası halka kapanma tepkimesi durumunda görülür ve bunun sonucunda da hemi asetal ya da hemi ketal elde ederiz asetal ve ketal kimyasal tepkimelerinin bir tekrarı olan bu terminolojiyi organik kimya kitaplarınızın karbonil bölümünde aldehit ve keton tepkimeleri başlığı altında da bulabilirsiniz. Şimdi de bunun glukoz söz konusu olduğunda nasıl gerçekleştiğine bakalım mı? Öncelikle nükleofil olarak davranacak olan hidroksil oksijenini işaretleyin. Pembe olur mu? Neden olmasın? Bu oksijen protonlarını kaybettikten sonra burada fazladan bir elektron dizisine sahip olacak. Ve bu elektronlar da bu karbonil karbonu hedef alacaklar. Karbonil karbonu da yeşille çiziyorum. Bu arada karbonil karbonun kısmi pozitif bir yüke sahip olduğunu da unutmayın. Pozitif yükün sebebi buradaki çift bağdaki elektron yoğunluğunun bu oksijen tarafından alınması. Sonuç olarak oksijende de kısmi negatif yük oluştuğunu söyleyebiliriz. Karbonil karbonda kısmi pozitif yüklü olduğundan oksijenin protonlarını kaybetmesi sonucu ortaya çıkan nükleofil için harika bir hedef haline geliyor. Oksijenin elektronları bu karbonil karbona saldırdıktan sonra bu çift bağda bulunan elektronlar yukarıdaki oksijene geçecekler ve sonuç olarak başka bir protonu kenirlerine çekecekler. Bu bağdan gelen elektronların bir kısmıyla da yeni bir hidroksil grubu oluşturacaklar. Bu noktada bunun neden özellikle de bu oksijen için yani nükleofil olarak davranan oksijen için geçerli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz ve bu son derece mantıklı bir soru. Ürünler ortaya çıktıktan sonra 6 üyeli bir halka oluştuğunu ve bunun tamamen ürün kararlılığıyla alakalı olduğunu anlayacaksınız. Bu halkanın oluşmasının arkasında yatan neden de düz karbon zincirinin kararlılığının artmasıydı. Bu yüzden de yani en kararlı halkayı elde ettiğimiz için bu son derece mantıklı bir durum. Buradaki glukoz gibi 6 üyeli bir karbonhidrat halkası elde ettiğimizde bu ürüne piranoz adını veririz. Buradaki oz şeker anlamına geliyor. Pira ise bu şekerin 6 üyesi olduğunu anlatıyor. Bu karbonhidrat halkası eğer 5 üyeli olsaydı franoz adını alacaktı. Buna verilebilecek örneklerin en iyisi de 5 karbonlu bir halka olan riboz'dur. Bu arada halka oluşturan karbonhidratlardan biyolojik sonuçları olanların 5 ya da 6 üyeli halkalar olduğunu da hemen ekleyeyim. Evet. Piranoz ve franoz bu şekilde. Şimdi buraya bir oksijen koyduğumu görüyorsunuz. Böylece daha önceden karbonil karbon olan karbon da onun hemen aşağısında yer alıyor. Bu artık karbonil karbon değil ama iki oksijen atomuna, buradakine ve buradaki bir başka hidroksil grubuna bağlı tek karbon olduğu için hala önemli. Renkleri bu şekilde kullanmaya devam edeceğim ve bunun ismini de anomerik karbon olarak kullanmaya devam edeceğiz. Tekrar edeyim, anomerik karbon. Şimdi devam edelim ve şemadaki Diğer sübsituentleri tamamlayalım. Bir hidroksil grubu, bir tane daha, bir tane daha. Bu arada bu gösterimin adı Haworth modelidir. Bazı kaynaklarda Haworth projeksiyonu olarak da geçer. Haworth modeli aslında bize halkanın konformasyonunu vermez. Çünkü 6 üyeli halkalar daha kararlı koltuk şekline sahip olurlar. Ama bize hangilerinin halkanın üzerinde, hangilerinin de altında olduğunu söyledikleri için faydalı modellerdir. Bunu aklımda tutabilmek için aşağı, sağ, üst, sol tanımlamasını aklımda tutmaya çalışırım. Neden diye soracak olursanız bunları yerlerine yerleştirirken fişer iz düşümünün sağ tarafında yer alanlar aşağı doğru, sol tarafında olanlar da yukarı doğru olacaklar da ondan. Mesela bu yukarı yönlüdür. Bu da, isterseniz numaralandıralım, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Howard modelindeki 3 karbon yukarıyı gösteriyor. Fischer iz düşümündeki 3 karbonun sübstituenti de sol tarafta. Yani aşağı sağ üst sol. Son karbon grubuna geldiğimizde de buradaki uzantıyı oluşturanlardan bahsediyorum. Eğer bu bir D şekerse bu grubun Howard modelinde yukarı doğru olacağını biliyoruz. O halde bu bir D şekerdir. Howard modelinde bu son karbon grubunun yukarıya doğru olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu durum göreceğiniz çoğu şeker kimyası için de geçerlidir. Çünkü biz enzimatik olarak D şekerlerini sindirmeye programlıyız. Bu yüzden de bu son karbon grubu çoğu zaman yukarı yönlüdür. Size son olarak bir de koltuk konformasyonundan bahsetmek istiyorum. Bu konformasyon D glukozun yapısı hakkında bize fikir veriyor. Şunu da ekleyeyim. Sübsitrantların halkanın üzerinde ya da altında olması açısından bu konformasyon Haworth modeli ile benzer bir gösterim sunuyor. Hemen şu sübsitrantları çizelim. Bu iki modelin de tutarlı olduğunu göstermek için numaralandıralım. 1 2 3 4 5 6. Buradaki 3 numaralı karbon hidroksil grubu yukarı yönlü olan tek karbon Diğerleriyle aynı olması için şu karbonun rengini de değiştirelim. Evet. Anomerik karbonun hidroksil grubunun konumunu göstermedim. Çünkü bunu bu modelde yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Oksijenin ilk nükleofilik saldırısı sonucunda ortaya iki ürün çıkabilirdi. Biri anomerik karbon için bir R konfigürasyonu, diğeri de S konfigürasyonu. Bu da buradaki son hidroksil grubunun iki farklı konumda olabileceği anlamına geliyor. Öncelikle hidroksil grubu ekvatoral konumdaki son karbona göre cis dediğimiz izomeri de olabilir. Bu arada buna cis de diyebiliriz. Okunuşu fark etmez. İşte buradaki son karbondan bahsediyorum. Ekvatoral konumda. Buna beta-anomer adını veririz. İkinci olaraksa son karbona göre trans-izomeri de olabilir ve bu da onu aksiyel bir konuma sokar. Bu durumda yani hidroksil grubu aksiyelde olduğunda da adı alfa anomer olur. Aksiyeli hatırlamak için alfa diye aklınızda tutabilirsiniz. Ya da mesela bu alfa sembolünü denizde yüzen balıklar olarak düşünüp beta kısmını da havada uçan kuşlar olarak düşünebilirsiniz. Bu noktada bu halkanın kapanmasını sağlayan şeyin asit ya da baz olduğunu da aklınızdan çıkarmamalısınız. Suyun içindeki asit ya da baz bunu yapabilecek güçtedir. Evet, halkanın kapanmasını sağlayan şey bu. Halkanın su içinde kendiliğinden açılıp kapanacağını da söyleyebiliriz. Açıldığında buradaki C1 ve C2 arasındaki bağa dönebilir. Kapandığında ise alfa ya da beta ürünleri ortaya çıkar. Bu iki ürünü ortaya çıkarmak için bunun sürekli açılıp kapandığını düşünebiliriz. Halkanın açılması, dönmesi ve kapanması şeklinde ilerleyen bu sürece mutarotasyon adı verilir. Not edelim. Mutarotasyon. Bunun suyun içinde sürekli olarak mutarotasyon yaptığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak da iki konfigürasyonda da yani hem alfa hem beta da dengeli bir konsantrasyon elde ederiz. Glukoz için bu %36 alfa, %64 betadır. Alfa konfigürasyonunun daha az ortaya çıkıyor olmasının sebebi hidroksil grubunun yer değiştirmesinin sterik engele yol açmasıdır. Farklı şekerler için farklı durumlar söz konusudur. Bu yüzden de tüm halka yapıda olan yani siklik şekerler için bir genelleme yapmak gerekirse beta anomerin anomerik oksijenin son karbona göre cis izomeride bulunan anomer olduğunu söyleyebiliriz.